Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün susamlı, kuru üzümlü Pankek yapacağım. bir su bardağı unu karıştırma kabıma alıyorum. Yarım çay kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 1 yemek kaşığı susam, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Ortada bir havuç açtık. Bir yumurta. Bir su bardağı süt. 200 mililitrelik klasik bardaklar. 1,5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Kek kıvamında bir hamurumuz olacak. Yumurtanın büyüklüğüne göre kullanacağımız un az azalıp çoğalabilir. Az duru olduğunu düşünüyorum. Bir yemek kaşığı daha un ekliyorum. Bir yemek kaşığı un çok şey değiştiriyor. Kek hamurum hazır. Bir 10 dakika bekletip sonra pişirmeye geçeceğim. Bir çay kaşığı tereyağı atıyorum tavaya. Hem ısısını kontrol etmiş oluyorum hem de dibini şöyle bir yağlamış oluyorum. Bir daha yağ dökmeyeceğim. Tavamız ısındı. Pankeklerimizi koymaya başlıyoruz. Alt pişmeye başlayınca bu şekilde üstleri delik delik olmaya başlıyor. O zaman altını kontrol ediyoruz. Şimdi ters çeviriyorum. Evet, pişmişler. Diğer tarafları daha da çabuk pişecektir. Burada daha ince uçlu bir spatulanız olursa çevirmeniz daha da kolay olacaktır. Ocağın altını da biraz kısıyorum. Diğer taraflarını kontrol ediyorum. Diğer tarafları da pişti. Şimdi birinci grup pankeklerimi alıyorum. İkinci grup pankekler daha da çabuk pişiyorlar. Boş olan yere de bir tane daha koyuyorum. Kabara kabara çok güzel piştiler. Pankeklerimiz hazır. Bu ölçülerden 10 tane pankekim çıktı. Susamlı, kuru üzümlü pankeklerim yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.